Merhaba gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Sosyal Bilgiler kitabının 106 ve 109. sayfalardaki bilim insanları ve ortak özellikleri nelerdir? Bunun etkinliklerini çözeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi sizden istiyoruz. Ayrıca WhatsApp gruplarında paylaşırsanız arkadaşlarınız da ödevlerini yapar. Önce birinci sorumuz, birinci etkinliğimiz arkadaşlar. Aşağıdaki sözü okuyarak ne anlatmak istediğini söyleyiniz diyor. Söz ise şu arkadaşlar. Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır. Şüphe etmek bir araştırmaya şüphe ederek araştırmaya başlarız. Araştırmakla doğruya ulaşırız. Evet. Ne demek istiyor bu? Cevabımız şu, insan sorgulamalıdır. Etraftaki her şeyi, olup bitenleri şüphe ile sorgulamalıdır. Sorular sorarak anlamlandırmalıdır hayatı. Ancak o zaman bilgeliğe ulaşabilir. Ancak o zaman çevresindeki her şeyin farkına varabilir. Bunu da ekleyin lütfen. Ancak o zaman çevresindeki her şeyin farkına varabilir. Bunu da ekleyin arkadaşlar. Şimdi bilim insanlarının ortak özellikleri var, nelerdir diyor. Bunun içinde tanıtılan mucitler, evet konu içinde mucitler var orada arkadaşlar. 107-108. sayfalarda mucitler, kısa yaşam öyküleri ve tanıtımlar yaptıkları var. Bunların ortak özellikleri nelerdir? Şemada gösteriniz. Birinciyi zaten kitabımız vermiş arkadaşlar. Meraklıdırlar demiş kitabımız. Evet, meraklıdırlar demiş kitabımız. Bunu vermiş zaten. Bizim eklediklerimiz şüphecidirler, ısrarcıdırlar, zekidirler, çalışkandırlar, sorgulayıcıdırlar, araştırıcıdırlar. Bunları da ekleyin lütfen. Evet, bunlar hepsi bilim insanlarının ortak özellikleridir arkadaşlar. Şimdi bir mucidi ya da bilim insanının hayatını araştırarak aşağıdaki bölümleri doldurunuz diyor. Araştırdığımız bilim insanı benim yaptım Edison arkadaşlar. Hani elektriği icat eden var ya, icat eden diyor, bulan var ya, o işte. Kısa yaşam öyküsü diyor. Kısaca yaşam öyküsünü 5-6 cümlede yazdım. Thomas Alva Edison, Amerikalı bir mucit ve iş adamıydı. Elektrik enerjisi üretimi, kitle iletişim, ses kaydı, sinema filmi gibi alanlarda birçok cihaz geliştirdi. Fonograf, sinema kamerası ve elektrikli ampulün ilk versiyonlarını içeren bu icatlar modern sanayileşmiş dünya üzerinde yaygın bir etki yarattı. Evet, kısaca yaşamı bu arkadaşlar. Bilime ve insanlığa katkısı, elektriği bulmuştur. Şurada da zaten yazı içerisinde neler yaptığını anlattım. Onları da yazabilirsiniz. İnsanlığa katkısı. Bunların tamamı insanlığa katkısıdır. Başlıca özellikleri nelerdir Edison'un? Azimli, çalışkan, denemekten korkmayan ve inatçıdır. Evet, özellikleri budur. Yaptığı çalışmalar elektriği, telgrafı bulmuş, fonografı, sinema kamerası arkadaşlar. Bunları da ekleyebilirsiniz. Bunları bulmuştur. Şimdi ikinci etkinliğimiz, araştırmada yararlandığınız kaynak, kitap, dergi, genel ağ gibi aşağıya yazdınız. Evet, bu araştırmada nelerden faydalandınız? Ben ansiklopedi dedim, internet dedim, dergi dedim, kitap dedim. Siz bunları çıkarabilir ya da ekleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış sevgili gençler. Evet, bir sonraki videomuz 110 ile 112. sayfadaki araştırma yapıyorum adlı etkinliğimiz olacak. Araştırma yapıyorum etkinliğimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Başarılar diliyorum.